Herkese merhabalar. Batman'dan kucak dolu sevgi selamlarımı gönderiyorum. Günlerdir gündemden düşmeyen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in Plan Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğu açıklamalar. Özellikle bu açıklamalar neydi? Andımızla ilgili. Hatırlarsınız 2013'te çözüm süreci zamanında andımız kaldırılmıştı. Ama hala Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in CHP milletvekili gibi davranması. Zamanında zaten biliyorsun Sera Kadıgil Ergenekon'da avukatlık da yapmış bir isim. Plan Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğu açıklama işte andımızın kaldırılmasına çok rahatsız olduğunu dile getiriyor. Şimdi Türkiye İşçi Parti milletvekilleri sosyalistim diye geçiniyorlar. Irkçılıkla, faşizmle mücadele etmek sadece Kürtlerin görevi değil. Bütün sosyalistlerin de görevi ama kendisi sosyalist olduğunu da unutmuş. Andımıza kaldırılmasına karşı geliyor. Bana göre AKP'nin yapmış olduğu en iyi şeylerden birisi andımızın kaldırılması ile ilgiliydi. Ne demek Kürt çocukları, Arap çocukları, bu ülkede yaşayan farklı insanlar, farklı ulusların, başka ulustaki insanların kendi şeyini başka bir millete armağan etmek, varlığını başka bir millete armağan etmek elbette kabul edilecek bir şey değil. Ama dediğim gibi Türkiye İşçi Partisi sosyalizm diye geçiniyor. Sosyalistlerle hiçbir alakası yok. Bir de şaşırdığımız konu HDP'lilerin çok tepki vermesi. Tepki verdikleri olay ise vay efendim bizim oylarımızla meclise girdiler ve oylarımızla meclise girdikleri halde nasıl andımıza karşı çıkıyorlar. İşte andımız niye kaldırıldı karşı çıkıyorlar. Arkadaşlar bunların nasıl sosyalist olduğunu biliyoruz. Programın başında da dile getirmiştim. Sera Kadıgil'in geçmişine baktığımız zaman işçi sınıfından gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında Ergenekon avukatlığını yapmış bir isimdir kendisi. Elbette bu tepkilerin gelmesini normal karşılıyorum. HDP'lerin de normal karşılamaları gerekir. Anormal olan şey bu isimlerin HDP sayesinde barajı geçmesi, baraj sorunu yaşamaması, meclise taşınmaları. Elbette HDP'ler bu konuda çok rahatsız. Hatırlarsanız aynı partiden farklı bir isim ezilen bir topluma ne demişti Ahmet Şık? Kürt faşistler demişti. Ezilen bir halkta faşist çıkmaz. Ezilen bir halkta faşist çıkmaz. Ama bunlar sadece sosyalizmin kendileri olduğunu dile getiriyorlar. Yanılıyorlar. Şimdi halkımızın HDP'den beklediği tek şey ise kesinlikle bir daha Türkiye İşçi Partisi gibi çakma sosyalistlerle ittifakların yapılmaması. Bugün ben Batman'dayım. Tuncer Bakıran Batman'a geldi. Tuncer Bakıran Batman'a gelirken elbette halkla toplantı gerçekleştirecek. HDP'lerle herkes bana şu soruyu yöneltiyor. Ya Metin Hocam gördünüz mü? Sera Kadıgil'in açıklamasını duydunuz mu? Arkadaşlar bu konuda şaşıracak bir şey yok. Zaten kendileri Ergenekon'un avukatı. Kendileri yıllardır CHP'de siyaset yapan isimler. Zamanında Kürt Özgürlük Hareketi için Sera Kadıgil'in defalarca yüzlerce tweet'i de var. Kürtlere yönelik tweet'leri de var. Biz bunları da unutmadık. Seçim sürecinde biz en çok eleştirenler biz olduk. Kesinlikle Türkiye İşçi Partisi'nin Yeşil Sol Parti ile seçime girilmemesi hatta ittifak dışına itilmesini gerektiğini de dile getirdik. Hatta bazı iddialar ortaya atıldı. CHP'den para aldıkları 30 milyona yakın bir para aldıkları da iddia edilmişti. Ama görülen o ki maalesef bunlar sosyalizm diye geçiniyorlar. Sosyalizmle hiçbir alakalarını olmadığını görüyoruz. HDP'nin yöneticileri de inşallah bu görüşmeleri, bu söylemleri dikkate alacaklardır. Bu söylemlerle yola çıkacaklardır ve ona göre bir yol haritası çizeceklerine inanıyoruz. Bir diğer konu ise özellikle HDP yerel seçimlerde ne yapacak, hangi adaylara girilecek? Bu çok tartışma konusu ve merak edilen konulardan birisi. Özellikle işte biliyorsunuz zaten Kürdistan coğrafyasında HDP'nin belediyelerine kayyum atanıyor. Bu kayyumlarla nasıl mücadele edecek? Tekrar oy verirsek kayyum atanacak mı gibi söylemler var. Halktan kesinlikle geri adım yok. Belediyelerimize kayyum atansa bile partimizi yalnız bırakmayacağımız yönünde açıklamaları var. Elbette bu açıklamalar son derece önemli. Belediyeler kazanacaklar. Kayyum atanır mı atanmaz mı? Tabii ki elbette o zamanki süreç zaman gösterecek bize. Halkımızın partisine sahip çıktığını görüyorum. Biraz önce dediğim gibi Tuncer Bakırhan yeni seçilen HDP'nin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın Batman ziyareti havada şehirde
bir olumlu bir hava yaşattığını görüyoruz. Son zamanlarda Sayın HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın da çıkışı halka büyük bir umut dağıttığını görüyoruz. Özellikle biliyorsunuz terörist senin babandır gibi söylemler, bu tür söylemlerinin daha çok artması gerektiğini de söyleyen halkımız var. Bakalım inşallah partimizde başarılı olacağına inanıyoruz. Evet arkadaşlar, Sedat Kadıgil'in bu açıklamalarını biraz böyle sinirli bir şekilde yorumladık. Sinirlenmemek gerçekten elde değil. Bilmiyorum Türkiye İşçi Partisi'nin son hamlelerini, son açıklamalarını sizler nasıl değerlendireceksiniz? Elbette yorumlarda sizler de görüşünüzü belli ederseniz sevinirim. Bir de size zahmet bir çağrım daha olacak. Arkadaşlar biz özgür medya olarak gerçekten zor şartlarda yayın yapıyoruz. Bakın mesela memleketim Batman'a geldim. Memleketim Batman'da bile sizlere gündemi takip ederek videolar yapıyorum ve açıklamaları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. İnanıyorum ki sizler de bize sahip çıkmanız lazım. Biliyorsunuz yoğun bir yaklaşık 2 yıldır YouTube sayfamız, sosyal medya mecralarımız yoğun bir spam altında. Unutmayın ki sizin her bir beğeniniz 15 farklı görüşte kanalımıza abone olmayan kişilerin de yayınlarımızın izlemesi anlamına geliyor. Onun için bu yayınlarımızı beğenin, sosyal medya platformlarda, sayfalarınızda, hesaplarınızda da paylaşın. Gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Bize destek olmanız lazım. Çünkü eğer biz de susarsak gerçekten nasıl haberlere ulaşacağız? Çünkü ana akım medya bu tür haberleri yer vermiyor. Ana akım medya gerçekten bu tür haberleri yer vermiyor. Onun için halkımızdan ricamızdır, sayfalarında sahip çıkmanızdır. Biz de her alanda, her platformda, dışarıda, sahada, stüdyoda, nerede olursak olalım sizlere an be an haberlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet, halkımızdan dedik ki desteğinizi esirgemeyin. Çünkü önümüzde kritik bir seçim var, yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde HDP ne yapacak, AKP ne yapacak, CHP ne yapacak? Zaten biliyorsunuz CHP ile İYİ Parti arasında büyük bir gerilme var. Özellikle batı illerde aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? İYİ Parti ile CHP ittifak yapacaklar mı? HDP kimlerle ittifak yapacak, bu tartışma konuşuluyor. İYİ Parti'den de durmadan zaten istifa haberlerini duyar olduk. İYİ Partiler niye istifa ediyor? Diyorlar ki biz aday çıkarırsak AKP'nin iş ne yarayacaktır? Kazanımlarını 2018 yılında yakalamış olduğumuz kazanımları da kaybedeceklerini dile getiriyorlar. Elbette kendileri haklıdır ama unuttukları bir konu var. 2018'deki CHP'nin Büyükşehir'deki başarıları elbette sadece İYİ Parti'nin oy vererek kazanılmadığı dünya alem biliyor. HDP'nin etkisi çok yüksek olduğunu biliyoruz. Artık HDP'yi de dışlıyorlar. Çünkü yaklaşık 5 yıldır Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş olsun, bunların görev sürecine baktığımız zaman sanki HDP'nin hiçbir emeği olmamış, Kürt özgürlük mücadelesinin bu seçimde hiç katkısı, hiçbir faydası olmamış gibi davrandıklarından ötürü elbette HDP'ler de bu konuda rahatsız. Bir daha CHP ile ve İYİ Parti gibi Millet İttifakı'yla desteklemeyeceklerini dile getiriyorlar. Ama unutulmaması gereken bir konu var. Geçen günlerde HDP'nin yeni seçilen eş genel başkanı Tuncel Bakıran'ın bazı açıklamaları vardı. Bu açıklamalar nelerdi? Biz Kürdistan coğrafyasında ittifak yapmayacağız ama Batı'da bütün siyasi partilere açık olduklarını dile getirdiler. Ne olacak, ne bitecek elbette bunu zaman gösterecek. İlerleyen aylar, günler gösterecek. Şunu da dile getirmek istiyorum. Son birkaç gündür işte çok konuşuldu, çok tartışıldı. Özellikle Fox Haber'de gazeteci Deniz Seyre'nin bazı açıklamaları olmuş. İşte iki HDP'linin AKP'nin üst düzey bir yetkilisiyle araçlarına bindiğini ve bu araçla bir görüşme yaptıkları ve kayyum pazarlığı yaptığını dile getirmişti. Zaten bu iki ismi Batman'a gelmeden önce sizlere paylaşmıştım. Bu iki isimden birisi Sırrı Süreyya Önder oldu ve Pervin Buldan olduğu söylendi. Zaten Pervin Buldan da bunu yalanlamadı. Pervin Buldan bu görüşmeyi yaptığını ve bu görüşme sadece seçimle hiç alakası olmadığını dile getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la siyasi tutsaklarla ilgili yapmış olduğu görüşme dile getirdi. Hatırlarsanız yaklaşık 2 hafta önce yine HDP'nin Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş mecliste de gündeme getirmişti. Sayın Gülten Kışanak'ın 7 yıllık tutukluk süresinin dolduğu ve tahliye edilmesi gerektiğini dile getirmişti. Büyük ihtimalle Pervin Başkan'ın da aynı şekilde Sırrı Süreyya Önder'in de yapmış olduğu ve görüşmeler
büyük ihtimalle bununla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Seçimle hiçbir şekilde alakasının olmadığını düşünüyoruz.